Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Siz benim Türk olduğumu nereden anladınız? Esmerliğimden, tipimden mi? Almanlara benzemiyoruz tabii. Yok, tesbihinizden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tesbihimden. He, doğru. Türkçe konuşmanız çok iyi oldu. Ben Vural Bey ile görüşecektim. Vural Bey içeride. Ben Keşön. Teşekkür ederim. Güzel. Vural Bey. Buyurun. Merhaba, ben Ali Rahmet Fekeli. Ben sizi daha önce aramıştım. Buradan bir arkadaşla görüştüm ama ulaşamadım. Ha, Fikret'in amcasıydınız değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Çay diyeceğim ama var mıdır yok mudur bilmiyorum. Var tabii, niye olmasın? Var mı? İyi, peki çay olsun o zaman. Tabii ki. Hiç olmaz olur mu Ali Rahmet Bey? Türk'üz biz ya. Çaysız yapabilir miyiz? Evet. Hanife, çay bize. Taze, demlisinden. Üç şey Ali Rahmet amcacığım. Amca desem? Memnun olurum. Üç şey amcacığım. Çay, yoğurt, bir de kuru fasulye. Türklerin olduğu yerde bu üç mutlaka olmalı. Doğru, doğru. Olmalı. Burada bilet satışları falan yapıyorsunuz herhalde. Evet, bilet ağırlıklı. Türkiye turları da başladı ufak ufak. İnşallah geliştireceğiz. İnşallah, inşallah. Şimdi Vural Bey oğlum, ben senin fazla vaktini almayayım. Senin işin gücün vardır, fazla zamanın yoktur. Ben Fikret'i sormak için geldim. Nerede bulurum acaba Fikret'i? Ben size hiç yalan söylemeyeyim Ali Rahmet amca. Fikret Almanya'da değil. Hiç gelmedi. Tahmin etmiştim. Sana benim adıma telgraf çek dedi, değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aslında iyi oldu gelmeniz. Telefonu da söylerdim ama yüz yüze daha iyi. Hayrola? Anlamadım. Ne var ki yüz yüze konuşacağız? Ya yok, korkmayın. Kötü bir şey yok. Fikret. Fikret çok dağıttı be amcacığım. Safiye teyzenin ölümünden sonra toparlanamadı. Ne oldu ki dağıttı? Bakın, burayı her sabah Fikret açardı. Geceye kadar çalışır, gık demezdi. Ama annesinin ölümünden sonra bir türlü toparlayamadı. Önce işleri boşladı. Ne geldiği belli, ne gittiği belli. Sonra iyice dağıttı. Yani sürekli bir yerlerdeydi. Üç defa falan kavga çıkardı. Karakollar, mahkemeler, sınır dışı ediliyordu az daha. Zor kurtardık. Peki sormadın mı, dertleşmediniz mi? Arkadaşsınız siz, ortaksınız. Sordum amcacığım, sordum. Sormaz mıyım? Ama hiçbir şey anlatmadı ki. Yani 40 yıllık dostumu tanıyamaz oldum. Hiç konuşmuyordu. Bir sevgilisi vardı. Ümit. Doktordu. İhtisas yapıyordu burada. Daha sonra Türkiye'ye döndü o da. Ümit sevgilisi miydi? Evet. Emin misin? Eminim. Zaten Ümit'ten sonra dağıtmaya başladı. Annesinin ölümünden sonra da iyice çaptı, dağıttı. Sonrasında da bir gün aradı. Amcama benim ağzımdan Almanya'dayım diye telgraf çek dedi. Niye? Söyle. Söylemedi. Ne yaptıysam bir türlü konuşturamadım. Ben Fikret'i kardeşim gibi severim Ali Rahmet amca. Yani başına bir şey gelecek diye, kötü bir şey yapıp hapse falan düşecek diye ödüm kopuyor. Ne oldu? Niye değişti bu çocuk? Hiç bilmiyorum. Ben biliyorum Vural Bey o. Ben biliyorum. Ama burada ne yaşadığını, ne yaptığını bilmiyordum. Onu da sen anlattın. Öğrenmiş oldum. Hay Allah.